Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir modelim var bugün sizlere. Yine istek üzerine bir şal, üçgen şal modeli bu da yine. Ama tabii farklı modellerde de kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Modellerimin hepsini görmek isterseniz de burada hobilerim tüm anlatımı modeller linkini göreceksiniz. Oraya tıklayarak hepsini izleyebilirsiniz. Başlayalım isterseniz hemen. Şöyle bir gelin şalı olarak istendi bu. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tığımı bir kez doluyorum ve ilk zincirin içine girerek bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle başlamış oluyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Burayı çeviriyoruz. Tığımıza bir kez dolayıp boşluğun içine batarak 4 tane dolgu yapacağız. Ya da fıstık diyebiliriz. Bir doladım. Bakın şöyle uzatıyorum. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Şimdi bütün ilmekleri birlikte topluyorum. Son ikisini beraber alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar doladım. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4. Hepsini birlikte topluyorum. Şu zincirdeki ilmekle son çıkardığım ilmeği birlikte topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 4 defa. Ne diyelim, fıstık diyelim. 1, 2, 3, 4. Çekiyorum hepsini. Son 2'yi tekrar beraber aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. Topladım. İkisini beraber aldım. İlk sıramız bu şekilde. Şimdi burada tığımızı iki defa doluyoruz. Zincir çekmeden iki defa doluyoruz. Yine boşluğa batarak 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Şu kenarda bir boşluk elde etmiş oluyoruz. Bakın şu arada da 3 tane boşluğumuz var. 1, 2, 3, 4, 5 tane boşluğumuz olacak toplamda. Şimdi buradan 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çeviriyorum. İlk boşluğun içine bir sık iğne. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir, son boşluğa bir sık iğne. 4 tane, pardon 3 tane 4 zincirli boşluğumuz oldu tepede. Pardon, şu zinciri söküyorum arkadaşlar. 2 tane 4 zincirli olacak. Şurayı tekrar baştan alayım. Evet, 4 çektik, 4 çektik. Şimdi burada 1, 2, 3 tane çekiyoruz. Tığımızı 2 dolayıp boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi buradan 6 zincir çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Arkayı çeviriyoruz. Hemen ilk boşluğa şurada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 doladım. 1, 2, 3, 4 defa çektim. Hepsini çekip son 2'yi beraber aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine. 4 tane buraya fıstık yapıyoruz bu şekilde. 2, 3, 4. Hepsini çekiyorum. Son 2'yi beraber. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi üçüncüyü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Çekiyoruz, kapatıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. İkisini bir alıyorum. Şimdi burada tığımı bir kez doluyorum. Şurada bakın dörder zincir çektiğimiz iki boşluğumuz var. Arada bir sık iğnemiz var. Buraya sık iğnenin üzerine giriyoruz. Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar buradan tığımızı doluyoruz. Sondaki boşluğa, son sıradaki boşluğa geliyoruz. Bir, yine aynı şekilde dört tane fıstık yapacağız. Kapatıyorum, çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Tekrar bir, iki, üç, dört. Çektim, sonra beraber topladım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Tekrar bir, 2, 3, 4 defa sarıyorum. Her defasında son 2 ilmeği birlikte alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi 3. yapıyoruz. Pardon 4. 2, 3, 4. Çekiyorum hepsini. Son 2'yi beraber alıyorum. Şuradaki zincirimiz kaybolmasın. Evet. Şimdi burada tekrar tığımızı şöyle bir zincir çekelim. Tığımızı iki dolayıp alttaki şu boşluğa batıyoruz. 1, 2, 3, 4 de çıkıyoruz. Şimdi tekrar zincirle yukarı çıkacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Hemen ilk boşluğun içine giriyorum. Pardon, ilk boşluk derken iki dolgun arasındaki boşluğu arkadaşlar. Şuraya bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. Yine iki tane bakın dört zincirli boşluğum oldu. Dolguların tepesinde. Tekrar burada bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonraki boşluğa geçtik. Bir, iki, üç, dört zincir. Diğerine geçtik. Bir, iki, üç, dört zincir. Bir sonrakine geçtik. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum. Şu sondaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Evet, bu sıramızı da böyle tamamlıyoruz. Şimdi 6 zincir çekerek dönüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Hemen ilk boşluğa tığımızı bir kez doladık. Yine bu dolguları yapacağız. 4 tane dolgumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. İkisini bir alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Kapatıyorum. İkisini bir. 1, 2, 3, 4, 5. Kenarlardan böyle artarak devam ediyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 3 oldu. 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon 5 zincir. Yine aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. 4'e tamamlıyoruz. Şimdi tığımızı bir kez doluyoruz. Yine şu boşluklara herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ortadaki sık iğneye batarak bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buradan da tekrar şimdi sıradaki şu boşluğu atlayıp tam ortadaki boşluk bakın. Tam ortadaki boşluğa geliyoruz.
yine buraya 4 tane fıstık yapacağız. Bir fıstık diyorum, bir dolgu diyorum arkadaşlar, kafanız karışmasın. Ben de karıştırıyorum onu. Birinci yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Evet, üçüncüyü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ve tekrar 1, 2, 3, 4. Hepsini bir alıp son ikiyi tekrar beraber alıyorum. Sonra tığımı doluyorum, doluyorum. Şimdi iki tane 4 zincirli boşluğumuzun ortasındaki sık iğneye bir tane trabzan yapıyorum. Buradan tekrar tığımızı doluyoruz ve sondaki boşluğa geliyoruz. Tekrar buraya bir, şöyle tekrar yapayım. Bir kez tığımı doluyorum, şuraya atlıyorum, en sondaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini çektim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar ediyoruz. 1, 2, 3, 4. Arada yine 5 tane zincir. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Şimdi dördüncü yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, pardon, 4 ve 5. Pardon, 5 tane niye yapıyorum? 4 olacak. Evet, şöyle. Burayı da tamamladık. 3 tane çiçek yapmış olduk. Şimdi tekrar buradan bir tane zincir çekiyorum. Tığıma iki kez doluyorum. Aynı boşluğa tekrar batarak bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yani şu kenarda da var bakın boşluğumuz. Bu kenarda da boşluğumuz. İpimizi yukarıda bırakıyoruz. Bir sıra boşluk yaparak, bir sıra da dolguları yaparak ilerliyoruz. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dönüyorum. İlk boşluğa. İlk boşluğa derken tabii şuraya değil arkadaşlar. Fıstıkların arasına. Giriyorum buraya. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Burada da şuraya atlıyoruz. Şu arada herhangi bir işlemimiz yok. Eğer burada gerdirme olursa eliniz, eğer çok sıkı falan çekiyorsanız zinciri, şu zincirleri 5 de çekebilirsiniz. 4 yeterli oluyor benim elimde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tabii şalın tamamını bitirmeyeceğim arkadaşlar. Ben modeli göstermek için yapıyorum bu arada. Onu hemen belirteyim. 1, 2, 3, 4. Zaten hep aynı şekilde örerek ilerliyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. Sona geldiğimizde. Şu alttaki boşluğa batacağız. 2 defa doluyorum. Alttakine giriyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Yine kenarda şöyle 2 tane büyük boşluğumuz var bakın. Şimdi tekrar dolguları yapacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5,
6 zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen ilk boşluğa fıstıkları yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 çektim, kapattım. Şurada bir 6 zincirim var mı? 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar giriyoruz. 1 2 3 4 kapattık. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Evet, 4 tane fıstığımızı yaptıktan sonra tekrar geliyoruz şimdi sık iğnenin üzerine. Hemen şuradaki sık iğnenin üzerine bir tane trabzanımı yaptım. Tekrar tığımı doladım. Bakın sıradaki şu boşluğu atlayıp şu aradaki boşluğa. Şu iki dolgunun tam arasında kalıyor. Bakın buraya giriyoruz. Yine fıstıkları yapıyoruz. 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 zincir. Üçüncü fıstığı yapıyorum. 2 3 4 kapatıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar dördüncü fıstığı yapıyorum. 3 4 bir kez doluyorum. Aradaki bu sık iğnenin üzerine geliyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet, zincirimiz yok. Şimdi sıradaki boşluğu atlayıp yine iki fıstıklar arasındaki şu boşluğa geliyoruz. 1 2 3 4 Hepsini çekip son iki ilmeği tekrar beraber çekiyoruz. 5 zincir. 1 2 3 4 Evet, ikinci fıstığı yaptık. Bir, iki, üç, dört, beş. Üçüncü fıstığı yapıyoruz. Buradaki bu 2, 3, 4, 5 şu fıstıkları arkadaşlar bakın ipe göre tığa göre değişkenlik gösterebilir. 4 defa dolamam yeterli oluyor bu ipte. Bu kilo ile satılan koton iplerden 4 defa sarmam yeterli oluyor. Güzel duruyor. Ama ipiniz ince ise 5 defa da sarabilirsiniz. Kalınsa 3 defa sarabilirsiniz. Böyle ilerliyor. Şimdi geliyoruz tekrar. Sık iğnenin üzerine bir tane trabzan. Tekrar doladım. En son boşluğa geliyorum şimdi. 1 2 3 4 kapatıyorum, sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 tekrar 1 2 3 4 kapatıyorum, sıkıştırıyorum. Bu fıstığı yaparken ipinizin rahat gelmesi önemli. Bir de hepsinin aynı boyda olması önemli. 4 5 Tabii bu yaptıkça eliniz alıştıkça olacak bir şey. 2 3 4 kapatıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 Şimdi 5.'yi yapıyoruz. 2 3 4 4 kapatıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Şimdi bir tane zincir çekelim. Tığımızı iki defa dolayalım. Tekrar aynı boşluğa batarak bir tane de dörtlü trabzan yapıyoruz.
Evet. Şimdi tekrar 9 zincir çekiyoruz. Bir sıra boşluk yaparak ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çekiyorum. Dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine giriyorum. 1, sık iğne. 1, 2, 3, 4. Yine 4 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Tekrar. 1, 2, 3, 4. Burada, buraya geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört. 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 Evet, sıra sonuna kadar dört zincirle geliyorum. Bir, iki, üç, dört. Şimdi burada üç tane zincir çekiyorum. Son boşluğa tığımı iki defa dolayarak giriyorum. Bir, iki, üç, dört de çıkıyorum. Evet, boşluklarımızı tamamladık. Şimdi yine altı zincir çekeceğiz arkadaşlar. Dolguları yapmaya başlayacağız. Her sırada bakın bir tane artarak devam ediyor. Yine burada da bir tane artacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Önce bu kenar boşluğum. Hemen ilk boşluğa fıstıkları yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. 5 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 1, 2, 3, 4. Kapatıyoruz. 4 taneyi tamamladık. Tığımızı bir kez dolayıp hemen ilk sıradaki sık iğnenin üzerine bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi buradan tekrar tığımızı doluyoruz. Şu boşluğu atlıyoruz. Şu aradaki boşluğa bakın. Bu aradaki boşluk alttaki iki tane çiçeğin tam ortasına renk geliyor. Alttaki şu trabzanın tam ortasına. Buraya giriyoruz. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. 1, 2, 3 ve 4. Evet, dediğim gibi ip rahat gelmeli bu fıstıkları yaparken. Onun için biraz bırakıyorum ipimi. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Farkındaysanız hep aynı şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Bu da çok kolay ve çok gösterişli bir model gerçekten. Şimdi 4 taneyi tamamladık. Bir doladık. Şuraya atladık. Buradaki sık iğnenin üzerine bir trabzan. Tekrar doladık. Buraya atladık. Aradaki boşluğa. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şöyle bir daha bakalım. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelip tamamlıyorum. Evet, geldim sıra sonuna kadar. Şimdi bir zincir çektim burayı kapatırken. 2 doladım.
aynı boşluğa bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekerek tekrar dönüyoruz ve boşlukları tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu modelimiz de bu şekilde. Yani sanıyorum anlaşılmıştır. Bir sıra böyle dolgularımızı yapıyoruz. Her sırada birer tane, bakın çiçek diyelim ya da dolgu diyelim. Bunlar her sırada birer tane artarak devam ediyor. 1 ile başladık. 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, şimdi 5 oldu, bir sonraki sırada 6 olacak. Şimdi zincir boşluklarımızı yapıyoruz. Her boşluğa 4 zincir çekerek geliyoruz buraya kadar. Tekrar dolguları yaparak geliyoruz. Şimdi aslında bakın şu kenarda, bitiş kısmında böyle bile bırakılabilir. Herhangi bir oyası yok aslında. Sadece bir sık iğne gidilebilir burası doktursun diye. Uçlarına püskül takılabilir. Nasıl dilerseniz o şekilde kullanabilirsiniz tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.